fakat eti kesmiyor. Orada Allah Teala Cebrail'e vahy ediyor. Edriku! Çabuk yetiş. Koçu yetiştir. Eğer bıçak ondan bir parça keserse seni melekler defterinden silerim diyor. Tavşana kaç tazıya tut tecrübedir adeti. Ona kes bakayım diyor. Ona çabuk yetiş bakayım diyor. Mesele kestirmeyecek. Mesele kendinden gayrına olan ilgiyi kestirecek. Anladın? Allah bizi imtihan etme ya Rabbi. Amin. Dayanamayacağımız imtihanlara tabi etme ya Amin. Senin sevginden ağır hiçbir sevgiyi getirme ya Rabbim. Amin. Amin. Ya ne demek Rabbimiz ya? Hepsini o verdi bize. Fakat oluyor işte böyle şeyler. Ondan sonra bıçağı sinirleniyor. İbrahim Aleyhisselam üç kere de ya bıçağı bir vurdu yere yani Allah'ın emri bu da olmuyor şimdi. Beceriksizlikten bir azap çekeceğiz. Bu sefer bıçağı vuruyor. Ne oluyor sana diyorum. Kesmiyorsun diyor. Bıçak diyor ona. Niye kızıyorsun diyor. E niye kesmiyorsun diyor. O diyor ki ateş niye yakmadı seni diyor. Bıçak ne diyor ona? Ateş niye yakmadı seni? Ona sor diyor. Yani kesen ben değilim. Yakan da ateş değil. Muhammed Mazhar Efendi'den dinlemiştim. Yani Efendi Hazretlerimizle 81 senesine gitmiştik. O İmam Rabbani 7. torunu, büyük şeyhiydi, evliyaydı. İstanbul'a da geldi bizim çocukluğumuzda. On, ondan Efendi Hazretleri'ne anlatırken kalmış kafama yani. Hemen hemen işte 80, 28 sene. O şu sözü söyledi. Yani kitapta, tabi orada büyük alim edeyim. illa bir yerde gördüm. El halil yekulu izbahi vel celil yekulu la tezbahi. Halil diyor kes, celil diyor kesme. Bu da önemli bir söz. Böylece efendim İsmail Aleyhisselam da o arada babasıyla bazı <laughs> şeyler yapıyor bari. Baştan bağlattı kendini. Sonra o arada dedi, baktı ki işte kesilmiyor, edilmiyor karış. Dedi baba bağımı çöz. Niye? Ya dedi Allah zorlan kesiliyorum gibi olacak Allah'ın huzurunda yani. Seve seve kesilmem lazım. Bu bağ işe uymadı dedi. O da o planlarda. Yani bizde de mi bir şey var? Kabul olunmuyor muyuz kurbanlığa yani? O da onu düşünüyor şimdi kesilmeyince. Allah'ım kabul etmediyse diye. Ya yani ben ruhumu seve seve vereceğim Allah'ıma. Böylece onlar aralarında konuşuyorlar. Ya. Diyor babacığım diyor. Şimdi burada sen mi daha cömertlik yapıyorsun? Ben mi diyor şimdi? Burada konuşuyor. İbrahim Aleyhisselam diyor. E ben diyor sen canımı ciğer parayım için. Ben oğlumu ikram ediyorum. Yani ben daha çömertliyim. Yani bana daha acısı kalacak diyor. O diyor ki ya senin belki başka oğlu olur. Benim sen benim bir tane canım var diyor. Ben canımı veriyorum diyor ya. Hesaplara bak. Allah Allah. Bu peygamber bunlar ya. Diyor İbrahim Aleyhisselam tabi e, İsmail Aleyhisselam ölecek, acı daha kalmayacak. İbrahim Aleyhisselam evlat acısı devamlı devam edecek falan. Mevlane buyuruyor. Hiçbiriniz cömert değiliz. En cömert benim. Niye? Durun bakalım. Koç geliyor. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı koçla gönderiyor, gökten iniyor koç. Hangi koç bu? Habil Aleyhisselam'ın 4000 sene evvel kurban getirdiği koç. O ne kabul olmuş ki? O kurban geliyor. İbrahim Aleyhisselam eee Allah Allah. Onu efendim yakalamak için yani tutmak içince için o kaçıyor. Cibril yine diyor ki tutayım getireyim falan. Ya niye diyor? Ya ateşe atılırken yardım edin geldin yardım edeyim mi? Orada istemedim senden yardım. Şimdi nasıl yardım isteyeyim senden? İşimi kendim göreceğim. Araya bir şey sokamayız. Allah'ın emri bize geldi. Ya. Havada diyor mancınığın üstünde yardım istemedim. Toprakta mı yardım isteyeceğim diyor. Neler oluyor? He. İsmail Aleyhisselam koça bakınca ağlıyor. Diyorlar ya kurtuldun sen niye ağlıyorsun? E diyor Allah'ım ben Allah'ım beni kabul edecek. Yani şimdi uzakta bıraktım beni diyor. Nasıl ağlamayayım diyor. Ben Allah'a gidecektim diyor. Ya. Meseleler önemli meseleler. Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Estaizu billah. Kale ya buneyye inni era fil menami enni ezbehuke fenzur <laughs> mâzâ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أيام قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفدينا ذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين Sadakallahu'l-Azim. İkisi de teslim oldular. Baba oğul İbrahim İsmail'i yanına yatırdı. O anda biz seslendik, nida ettik ki Ey İbrahim rüyadaki emri yerine getirdin. Dur, kesme. Biz iyi iş, amel işleyenleri böyle mükafatlandırırız. Bu çok büyük bir imtihandı ama sen bunu kazandın. Ona fidye olarak büyük bir koç gönderdik. Böylece İbrahim Aleyhisselam bakıyor efendim bu an, nida gelir gelmez Cebrail Aleyhisselam koçtan indiğini görür gelmez ne diyor? Allah Ekber, Allah Ekber diyor. Cebrail Aleyhisselam onun devamında La ilahe illallah Allahu Ekber diyor. İsmail Aleyhisselam da yattığı yerden Allah Ekber ve lillahi diyor. Yani. İşte bu tekbirler Cebrail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'dan üçünün zikri bir araya geliyor. Şu anda söylediğimiz tekbirlerin mahiyeti budur. O zaman Cebrail Aleyhisselam ne diyor? Ey İbrahim şu anda Allah sana bu sabrın sebebiyle yüzde yüz makbul bir dua verdi. İste istersen. Kabul saatine denk geldin. O da diyor ki Allahümme la ahadem Muhammed. Muhammed ümmetinden yani o istemişti ya zürriyetimizden bir peygamber gönder. Allah ona bildirdi ahir zamanda gelecek. Onun ümmetinden bir ferde bile azap etme diyor. Şimdi tekbir getirecek zamandır işte. O zaten Cebrail Aleyhisselam o zaman tekbir getiriyor. Yani İbrahim Aleyhisselam bu da ayrı. Cebrail Aleyhisselam bu sefer yine bu dua üzerine tekbir getiriyor. İsmail Aleyhisselam la ilahe illallah Allah ekber diyor. Bu sefer İbrahim Aleyhisselam Allahu ekber diyor. Burada kaç türlü işler olmuş yani. Buyurun. Allahu ekber Allahu ekber. لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا